Benden öncekinin boyu uzunmuş biraz. Dostlar merhaba, kardeşler, yoldaşlar merhaba. Sizlerle bir arada olmak, sizlerle bu havayı solumak, özellikle eylemdeki dostlarımız, kardeşlerimizle yan yana gelmek bizler için çok önemli. Bu anlamda Umut Sen'e böyle bir organizasyonu yaptığı için teşekkür ediyoruz başlarken. Ben Neslihan'ın çizdiği yerden biraz daha açmaya çalışacağım. Onun için 5 dakikayı aşmadan tarif etmeye çalışayım. Yunus arkadaşım da altını çizdi. Yıllardan beri işçi hareketi, emek hareketi var olan işbirlikçi sendikalarla, burjuva sendikalarla arasında bir duvar örmeye çalışıyor, onlardan kopuyor. Her gün görüyoruz ki binlerce işçi arkadaşımız buralardan ayrışıyor. Ve sahada fiili mücadeleyle biz yan yana geliyoruz. Evet küçüğüz, evet darız, evet olanaklarımız sınırlı ama Türkiye'nin her yerinde tarımdan gıdaya, taşımacılıktan inşaata, madene her gün ve her gün yeni eylem ve mücadele yöntemleri açığa çıkıyor. Bu yöntemler bugün bu işbirlikçi sendikalardan ayrışıyor arkadaşlar. Bunu görmemiz gerekiyor. Yani 3 tane konfederasyonun içlerindeki namuslu, dürüst, sınıftan yana olan sendikacı arkadaşları bir yana koyarak söylüyoruz. Bunların işçi sınıfına ihanet, işçi sınıfının kazanılmış haklarına karşı bir mücadele olarak tavrı var. Bunun içindir ki son yıllarda genç, mücadeleci sendikalar olarak daha fazla göz önüne çıkıyoruz. Bir taraftan bakıyorsunuz DGD Sen bir eylemde bütün hacmiyle oraya yığılıyor. Diğer taraftan inşaat işçileri eylemleriyle damga vuruyor. Madenciler bir tarafta, yani Türkiye'nin her tarafında yeni, genç ve mücadeleci sendikaları görüyoruz. Bu yol bizlerin sadece ve sadece varoluşunu korumak değil, aynı zamanda emeğin haklarını güçlendirmek ve emeğin kurtuluşunu hedefleyen bir çizgiyle mümkün olacaktır. Bunun için burada sadece mücadeleci sendikaların değil, her birimizin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Orta vadeli program dedikleri şey Türkiye'de geçtiğimiz yıl açıklanmadı. Yıllardan, 10 yıllardan beri bizler orta vadeli programlarla birlikte açlığın, yokluğun, yoksulluğun, sefaletin pençesine atılıyoruz. Ama bugün yeni bir olanak doğuyor, yeni bir güç doğuyor, yeni bir mücadele deneyimi doğuyor diye düşünüyoruz. Bunun için eylemlerde, direnişlerde öne çıkan arkadaşlarımızın pek çoğunun fabrikalarda işe giremediklerini görüyoruz. Bu arkadaşlarımız oralarda önce olacaklar. Onlar o sendikalara, sendikaların içinde de patronlara karşı uzlaşmazlığın sembolü olduğu için cezalandırılıyorlar. O arkadaşlarımız o tezgahlara bir daha giremiyor. O işletmelere bir daha giremiyor. Bunu durdurmak için bu orta vadeli programı da önüne alan ama aynı zamanda işçilerin ve emekçilerin haklarını güçlendirmeyi önüne görev olarak koyan bir odağa ihtiyacımız var. Sendikal bürokrasiyi reddeden, işbirlikçiliği reddeden, patronla arasına mesafe koyan, İşçilerin aldığı kararları hayata geçiren sendikal odaklara ihtiyacımız var. Bunu başaracağız. Bunu Fernas işçilerinin gözünde görüyoruz. Bunu Carrefour'daki kardeşlerimizde gördük. Bunu Antep'te direnen Akçen işçilerinde gördük. Türkiye'nin her yerinde, Polonez'de, Lezita'da direnenler varsa zafer yakındır. Zaferimiz yakındır. Biraz kaba olacak. Bizlere patronların ve onun kolluğunun verdiği zarardan fazlasını veren bu işbirlikçi sendikacıların yatacak yeri yok arkadaşlar. O zırhlı araçlarla bizim direniş alanlarımızı ziyaret ediyorlar sözde. Altlarında son model arabaları, korumaları. Bir sendikacı kendini neden korur?
İşçinin önüne neden korumayla çıkar bunlar? Bunların hepsini yıkacağız. İşçilerin hakim olduğu, bütün kararları biz işçilerin aldığı ve bizim kararlarımızı hayata geçiren sendikacılar istiyoruz. Bunu yapacağız. Hep birlikte yapacağız kardeşlerim. Teşekkür ediyorum.